Bedrican Özbey'e gidelim, Adana'ya. Adana nispeten bir nebze daha yıkımın az olduğu ama 200'e yakın kişinin yaşamını yitirdiği bir şehrimiz. Bedrican, orada şu an durum ne? Serap Belet, Adana Çukurova'da Güzel Yalı Mahallesi'ndeyiz ve buradaki çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtelim. Arama kurtarma ekipleri aramayı tamamladıkları noktalarda iş makineleri devreye giriyor ve ekiplere yer açmak için enkaz kalıntılarını harfiyat kamyonlarına yükleyerek ekipleri yeni bir alan açıyor ve o alanda da ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kameraman arkadaşım Yiğitcan Toprak ekranlarınıza getiriyor. Ailelerin umut dolu bekleyişi sürüyor. Enkaz altında yakınlarından alabilecekleri gelecek en ufak sese duyarlı bir şekilde dualarla burada bekliyor o kişiler de. Bir yandan da ekiplerin çalışmalarını izliyorlar. Ekiplerse titiz bir şekilde, dikkatli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sinem apartmanıydı. Burası 8 katlı bir binaydı ve şu anda da edindiğimiz bilgiye göre 9 kişinin enkaz altında olduğu belirtildi. AFAD ekipleri burada. Onlar da çalışmalarını sürdürüyor. Tabii bölgeye gelen yardım malzemeleri de var. Sular, gıdalar olsun. Yakınlar, işte enkaz altında bulunan kişilerin yakınları da bir ateş etrafında ısınarak o enkazdan gelecek umutlu, mutlu bir haberi bekliyorlar. Onların bekleyişi sürüyor. Burada umut olduğunu söyleyelim. Ekipler çalışıyor. Ekipler çalışırken aileler de umut dolu bekleyişini sürdürüyor. Dualar ediyorlar. Enkazdan, Sinem apartmanından gelecek iyi bir haberi bekliyorlar. AFAD ekipleri burada dedik. Yine sivil toplum kuruluşundan gelen, farklı illerden gelen ekipler de destek oluyorlar çalışmalara. Bir yandan burada kalan kişilerin ihtiyaçları için de gelen malzemeler koordineli bir şekilde dağıtılıyor. Sinem apartmanında etrafında da tedbirlerin alındığını söyleyelim. Ekipler şu anda bir koridor açmaya çalışıyorlar. Çünkü 8 katlı bir bina dedik. Ve o bina maalesef 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkıldı ve 9 kişi de enkaz altında kaldı. O 9 kişiye ulaşmak için de ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Buraya tabii onlar çalışmalarını sürdürürken şunu da söyleyelim. Evet. Ailelerin bekleyişi sürüyor. Çevre binalarda ilgili de bilgi vermek istiyorum. O binalarda da şu an için bir hasar gözükmüyor ama tedbiren o binalar boşaltıldı. AFAD çadırları kuruldu. Aileler de o çadırlara gelerek, Serap Belet, o çadırlarda geceyi geçiriyorlar. Dediğimiz gibi ekipler de bir yandan çalışmalarını sürdürüyor. Ailelerin bekleyişi de devam ediyor. Bir haber, bir umut haberi bekliyorlar. İyi bir haber bekliyorlar. Bedrican, Adana Çukurova'da, bir şey Güzel Yalı Mahallesi'nde, istiyorum. Sinem apartmanında. Ama galiba ulaşmıyorsun. Ha, şimdi ya, hemen şöyle kamerayı çevirdiğinizde çok yüksek katlı ve senin söylediğine Duyuyorum, göre hasar Serap almayan Bey. Binalar var. O binaların ortasında bu 8 katlı bina tuz buz olmuş. Yani Adana'da hatırlıyorum bir yerde kolonları kesilen bir yapıdan bahsediliyordu. Burası orası mı? Ayrıca bir delik açılmaya çalışılıyor dedin. Şu anda çalışmanın sürdüğü bu enkazdan bir iletişim kurulabildi mi enkazdaki biriyle? Bilgin var mı buna ilişkin? Serap Belet, öncelikle şunu söyleyelim. Sinem apartmanıyla ilgili elimizde çok sağlıklı bir veri yok. Yani altında bir dükkan olup olmadığı, dükkan varsa da kolonunun kesilip kesilmediğine dair bir bilgi, net bir bilgi elimizde yok. Şunu söyleyelim. Çevrede dediğimiz gibi enkaz altında kalanların yakınları bulunuyordu. İlk olarak onlar ekipleri yönlendirdiler ve yanılmıyorsam edindiğimiz bilgiye göre de sabah saatlerinde, sabahın erken saatlerinde bir ses geldiği
bilgisi ulaşıldı. Tabii burada arama kurtarma köpeklerinin de olduğunu söyleyelim. Ben kameraman arkadaşım Yiğitcan Toprak'tan rica edeceğim. AFAD ekipleri tarafından getirilen iki tane arama kurtarma köpeği var. Onlar da şu an çalışmalarını tamamladı ve kafeslerinde duruyorlar. O köpeklerin, o arama kurtarma köpeklerinin koku aldıkları, işaret verdikleri noktada çalışmaların yoğunlaştığını söyleyelim. Aileler de o çalışmayı dikkatli bir şekilde izliyorlar. Gelecek iyi bir haberi onlar da bekliyorlar. Ama şunu söyleyelim, 9 kişi Sinem Apartmanı'nda 8 katlı bir bina, 9 kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi paylaşıldı. Ekipler de ellerinden geldiğince o 9 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii şunu da belirtelim, çevre binalar yüksek. Çevre binalarda gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar herhangi bir hasar yok. Bazı binaların sıvalarında bir dökülme var. Tedbiren de o binalar boşaltıldı ve AFAD tarafından çevreye kurulan çadırlarda o kişilerin barınma ihtiyacı gideriliyor. Toparlayacak olursak Serap Belet, 8 katlı bir binaydı Sinem Apartmanı, Çukurova'da, Adana Çukurova'da Güzelyalı Mahallesi'nde deprem sonrasında yıkıldı ve şu dakikalarda da enkaz altında kalan 9 kişiye ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor Serap Belet.